Derek Tang, he is the Bugün policy Derek Tang'i economist at ağırlıyoruz. Monetary Kendisi Policy Monetary Analytics. Policy Derek, Analytics'te welcome on Bloomberg. ekonomist. Thank Derek, you hoş geldin Bloomberg for HT'ye. having me. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Evet, Fed faizi 25 bas puan daha artırdı. Acaba bu Mayıs 3'te alınan faiz kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru adımlar atılıyor mu? Ve tabii önümüzdeki toplantılarda Haziran Temmuz'da neler bekliyorsunuz? Evet, biz Fed'in %5,1 oranında sabit tutacağını tahmin ediyorduk ve işte tam da bu noktaya geldi. Ve bu noktadan sonra bu faiz artırım döngüsünde herhangi bir faiz artışı beklemiyoruz. Ama burada gevşeme para politikasının 2024'ün ilk aylarında gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Bunun sebebi de şu: ABD'de hala yüksek enflasyon var ve Fed'in enflasyonun düştüğü konusunda kendini güvende hissetmesi gerekiyor politikalarını değiştirmeden önce. Evet, istihdam tarafına da bakmak istiyorum. %3,4'e geriledi işsizlik rakamları ve orada beklentiler biraz daha yani yüksek olması yönündeydi. Acaba istihdam tarafını nasıl değerlendiriyorsun? Evet, istihdam raporu, tarım dışı istihdam biraz böyle pek çok anlamda karışıktı aslında. Hala küresel istihdam tarafında ABD'de biraz istihdam piyasasının sıkı olduğuna dair göstergeler var. Ve bu da tabii ki enflasyonun hızlı bir şekilde %2 seviyesine gelip gelmeyeceği konusunda endişeler yaratıyor. Ve katılım oranına baktığımız zaman burada iyi bir seviye var ve aynı zamanda saatlik ortalama ücretlerde artış var ve bir yandan tarım dışı istihdam tarafında da 253 binlik bir artış oldu. Yani dolayısıyla burada enflasyonu aynı seviyelerde tutabilmek için 90 binlik bir artış olması gerekiyor. Daha böyle nötr olması için ama dolayısıyla şu anda biraz daha beklentileri aşan bir tablo var. Ama bir taraftan da bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Özellikle geçen yılla kıyasladığımız zaman son 3 ayda belki biraz güven vermiyor tam olarak bu veriler enflasyonun alta gelebileceğine göre. Ama bir taraftan Mart'ta işsizlik oranı %4,5'e yükselecek denmişti Aralık ayı itibarıyla ki bu da şu anda olan seviyesinin %1 üzerinde. Bu olduğu takdirde o zaman istihdam piyasasında çok hızlı bir şekilde bir yavaşlama göreceğiz ama şimdilik bunu görmüyoruz. Ve resesyonla ilgili tartışmalar var. Bir ılımlı resesyon mu yaşayacağız? Tam olarak ne düşünüyorsun resesyon tartışmalarıyla alakalı olarak ve direkt olarak Biden yönetiminin ekonomik performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim baz senaryomuz bu yılın sonuna doğru bir ılımlı resesyon gelmesi yönünde. Tabii ılımlı bir resesyonla çok yavaş bir büyümenin arasında çok çok belirsiz bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Biden yönetiminde sordunuz. Bu gerçekten aslında şu anda resesyon olursa bir taraftan bu çok yapay bir olacak. Çünkü biz aslında 2020'de ekonomiyi kapattık, sonrasında tekrar açtık. Dolayısıyla temelde ekonomik göstergeler çok sıkıntılı değil gibi duruyor ama siyasi olaraksa ABD'de siyaseti takip etmek her zaman çok aslında heyecan verici oluyor. Ve şu anda mali politikaların geleceğiyle alakası var ki bunlar şu anda son dönemin en çok tartışılan konularından bir tanesi olan borç tavanı konusuyla başlıyor ki bu önümüzdeki dönemlerde bu borç tavanı yükseltecek mi? Bunların hepsi belirsizlik kaynağı oluyor. Ve bizim gibi bir demokraside bu bütün kararlar biraz aslında bekleyip göreceğimiz şekilde gerçekleşecek. Evet, son olarak da çok önemli bir makale kaleme aldınız. Siyasi riskler ve Fed konusunda. Acaba buradaki makaleyi biraz açabilir misiniz?
Evet, FED tabii ki bildiğiniz gibi faiz oranlarından, bu para politikasından sorumlu. Ve insanlar doları sorduğu zaman ona, aa işte bu bizim görevimiz değil, bu Hazine Bakanlığı'nın, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın görevi diyoruz. Ama işte bu tam olarak doğru değil. Çünkü bu faiz oranları yatırım akışlarını etkiliyor, doların seyrini etkiliyor. Ve işte Covid döneminde ya da işte 2008 finansal krizinde Fed çok proaktif bir şekilde bazı ülkelere dolar verdi ve orada işte küresel finansal piyasaların biraz daha stabilize olmasını burada amaç edinmişti. Ve 2008 krizinden önce de bunun etkilerini görüyorsunuz aslında ve bu dolar swapları çok limitsiz şekilde gerçekleşti bazı ülkelerle, ki bu çoğunlukla Batı ülkeleri ve Japon para politikası yetkilileriyle oldu. Ama bu uzatılmadı, sonra başka ülkelere olmadı, gitmedi. Ve Fed yani bu gibi konuları elinde tutuyor ve bir bağımsız ajanstan bahsediyoruz ve kendi elinde tabii ki bazı kuralları var, ama siyaset olarak bu gibi aldığı kararları kendisi belirleyebiliyor ve bu ülkelerin Washington ve diğer ülkelerle olan ilişkileri de buna bağlı olarak etkilenebiliyor.